akşam Köln'de Museum Ludwig'teki film forumu adresinde Yusuf Kenan Beysüle'nin yönetmenliğini yaptığı Gebur Mahallesi adlı belgesel film gösterilecek sevgili dinleyenler. Film bir kitaptan uyarlama. Kitabın yazarı ve filmin anlatıcısı Ermeni Edebiyatı'nın büyük ismi, filozof ve öğretmen Mukherjee Margosyan ve filmin yönetmeni bugün stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Mukherjee Bey, önce size ilk sorum. Film sizin doğup büyüdüğünüz Diyarbakır'daki yaşantınız üzerinden aslında son 100 yılı anlatıyor. Osmanlı döneminde gavur mahalleleri çok kültürlü kentlerin birer parçasıymış. Peki önce anlamamız açısından gavur kelimesi o zaman da bugün olduğu gibi ayrıştırıcı anlamda mı kullanılıyordu? Bir hakaret anlamı içeriyor muydu? Yani doğrusu o konuda çok da fazla mütemmin bir bilgim yok. Ama benim bildiğim Diyarbakır'da gavur anlamında biraz aşağılayıcı, ama bunu direkt size doğru direkt söylemiyorlardı. Ama hani işte bazen de bu tam aksine olabiliyordu. Övgü manasında da olabiliyordu. Mesela ne oluyordu? Hani genelde şöyle işte gavur çok iyi yapmış. O gavurun yaptığını biz beceremiyoruz türden. Böyle bir yaklaşım da olabiliyor. Ama genelde halk arasında hani gavur genelde çok da böyle matah olmayan, dışlayıcı bir anlam taşıyordu. Yani aslında dini kimliğin altını çizici bir anlam taşıyordu. Evet, evet, evet. Peki o zaman ne farkı vardı Müslüman mahalleleriyle bu gavur mahallelerinin? Aslında Müslüman mahalleleriyle gavur mahalleleri arasında bana kalırsa, benim bildiğim Diyarbakır'da o zamanlar yani uzun boylu bir şey yoktu. Ancak şöyle, mesela Müslüman mahallelerindeki giyim kuşam, yani genel olarak biraz daha farklıydı. Mesela hani o yıllarda 1950'li yıllardan bahsediyorum. Mesela Müslüman ailelerde çarşaf giyilebiliyordu. Ama Ermenilerde asla böyle bir şey bahis konusu değildi. Yani dışarıdan bakacağınız zaman en azından bir Müslüman mahallesindeyseniz, atıyorum işte 10 kişide 5 tanesi çarşaflıysa gavur mahallesinde bir tane bile bulamazdınız. Peki evlerin görünümü? Evlerin görünümünde uzun boylu öyle büyük bir fark yoktu. Ancak Diyarbakır'ın eski bazalt evlerinin mimarları diyelim, daha doğrusu kalfaları. Çünkü mimar dediğin zaman hani böyle üniversite falan okumuş, bitirmiş falan insanlardan bahsediyoruz genelde. Bilakis öyle mütevazi ama işin alaylısı diyelim. İşte taş yapı ustalarının büyük bir çoğunluğu, hatta neredeyse büyük bir çoğunluğu, evet, Ermeni ustalardı. Hatta onların taşçılar kahvesi diye de bir de kahve vardı. Ben giderdim oraya çocukluğumda, babam da orada gider bazen, işte böyle gazete falan otur okur. Mesela o taşçı ustaları gelir orada alet ve edevatlarıyla, işte bir çekiştir, bir şeydir efendim, işte pergeldir, gönyedir, şunlarla, onlarla beraber gelirler, otururlar, iş beklerler. Dükkanları yoktur. Sonra insanlar gelir, hadi gel bakalım Kirkor Efendi veya Margos Efendi, alır götürürler, işte çalışırlar. Yani Diyarbakır'daki o bazalt yapıların hemen hemen hepsi gavur mahallesi veyahut da Müslüman mahallesi diye öyle bir ayrım yoktu. Hepsi aşağı yukarı aynı. Ve doğru anladıysam sizi 1950'lere kadar mı devam etti bu mahalleler? Ne zamandan tabii, sonra kayboldu? Tabii aslında bu mahalleler 1970'lere 74'lere kadar da devam etti. Buradan esas kopuş diyelim. Hani 1915 olaylarını bir nebze düşünecek olursak buraya gelmiş bir kısmı Diyarbakır'ın yerlileri, bir kısmı da sonradan Diyarbakır'a çevre köylerden, şuradan buradan tehcir sonucu gelmiş, yerleşmiş olan ailelerdi. Fakat onların büyük bir kısmı daha sonraları şeye göç ettiler. Suriye, Halep, Beyrut, oralara gittiler. Orada genelde akrabaları olanlar vardı çünkü. Gavur Mahallesi'nin şeyi yavaş yavaş nüfusu azaldı o anlamda. Bir de esas nüfusun eksilmesi 1974'te Kıbrıs olayları patlak verdiğince genelde orada oradaki gavurlar diyelim biraz sıkıntı çektiler. O sıkıntının etkisiyle yavaş yavaş göç bir daha başladı. Bu sefer de hani Suriye, Beyrut filan o taraflardan ziyade daha çok büyük bir çoğunluğu İstanbul ve becerebilenler veyahut da imkanı olanlar da
İşte Fransa, şuraya, buraya, Amerika gibi böyle uzak yerlere göç ettiler. Ve sonra Gavur Mahallesi'nin şu anda ismi var fakat gavuru yok. Stüdyoda bir konuğum daha var dedim. Filmin yönetmeni Yusuf Kenan Beysüler. Gavur Mahallesi 2015'te sinema belgeseli olarak izleyicilerle buluştu ilk kez. Yusuf Bey, siz yönetmenliğini yaptığınız bu belgesele kaynak oluşturan kitapla nasıl tanıştınız ve nereden aklınıza geldi belgesele dönüştürmek? Ya eskiden birlikte aynı evde kaldığım bir arkadaşım vardı. Öncelikle teşekkür ederim bizi konuk ettiğiniz için. Bir ev arkadaşım vardı üniversite yıllarımda ve beni Gavur Mahallesi'yle bir akşam tanıştırdı. Dedi ki bir kitap okumak istiyorum dedim. O da bana hızlı okuyacağım bir kitap verdi. Gavur Mahallesi. O gece iki kitap bitti. Arkasından biletimiz İstanbul'a kesildi. Ve ben belgesel yapmaya başlayınca ve dedim ki Mıgırdıç Margosyan'ın öyküsünü anlatmak istiyorum. Uzun bir bekleyişten sonra Mıgırdıç Margosyan'la tanıştım. Israrlı bir tanışma oldu. İkna süreci biraz uzun sürdü. Birlikte yapmaya karar verdik. Belgeseli yaptık. Ben de İzmirliyim. Haliyle gayrimüslimlerin İzmir'de bıraktığı izler benim çocukluğumda çok görünürdü. Kiliselerle, mezarlıklarla, işte köşklerle. Peki Diyarbakır'da durum ne? Hala görünür mü bu izler? Diyarbakır'da maalesef o izler hemen hemen silindi, hiç kalmadı gibi. En son bizim bir Surp Piragos Kilisemiz vardı. Onun geçmişini çok da uzatmak istemem. Uzun bir müddet, işte 1915'lerden evvel şey olarak Almanların şeyi olarak kullanılmış, işte askerlerin kaldığı yer. Daha sonra Sümerbank deposu. Ondan sonra 1950'li yıllardan sonra biz onu aldık. Biz derken ben tabii çocuğum o zaman. Ve o kilise tekrar onarıldı. Cemaate döndükten sonra. İşte herkes elinden gelen imkanlarla onarmaya çalıştı. Kuyumculukla ilgili işte iki tane haç yaptı getirdi. Marangoz efendim işte duvarını bilmem nesini onardı. Diğeri bir şeyler. Ve kiliseyi biz ayaklandırdık. Ne kadar? 3 sene, 2 sene evveline kadar kilise hayattaydı. Yani bayağı bir şey oldu. Dışarıdan epeyce gelenler, gidenler oldu. Ve bir de Orta Doğu'nun en büyük kiliselerinden biri. 3000 kişinin rahatlıkla ibadet edeceği kadar büyük. Ama o kilisede maalesef bu son olaylardan sonra sağlı sollu ufak tefek şeyler aldı, yara bere aldı diyelim. Ama şu anda gözle görülür kalan eserlerden biri hemen hemen Ermenilerle ilgili sadece o. Peki Diyarbakır'a gittiğinizde gerek o zamanki Gavur Mahallesi'ne gerek genel olarak en büyük fark nedir sizin gözünüzdeki? Tabii Diyarbakır'da son zamanlarda, son yıllarda daha doğrusu diyelim, çok büyük göç aldı Diyarbakır. Bildiğiniz nedenlerden dolayı. Tabii o göçle beraber popül değişti. Oradaki halkın yaşamı çok değişti. Genelde hani köylerden gelenlerin işte fakir fukaraların kendilerine barınak olarak seçtikleri yerler oldu. İktisadi anlamda sıkıntısı olan insanlar orada bir de ayrıca göç etmiş olmanın verdiği sıkıntıyla beraber yani oradaki hayat düzeyi baya bir şey oldu. Ekonomik anlamda da sıkıldı, düştü. Ve maalesef şu anda da Diyarbakır'daki yaşam çok da cazip değil. Ha şu da var tabii. Diyarbakır'ın dışında Sur dediğimiz esas ana şehrin dışında çok güzel apartmanlar, binalar filan var ama benim için onlar Diyarbakır değil. Geçmişteki o tarihi yapıların yerini tutmuyor Tabii. kuşkusuz. Son sorum yönetmenimize 2015'te filmi çektiğinizi söyledim az önce. Peki şimdiye dek ne tür tepkiler aldı film? Ya filmimiz şimdiye kadar ne tür tepkiler aldı derken biraz bir zor soru oldu. Yani tepkiler derken şimdi Olumsuz anlamda kastetmedim. İlk izleyenler mesela Gavur Mahallesi'nden haberdarlar mıydı? Böyle bir tarihin olduğunu biliyorlar mıydı? Ya da bu kadar tarihin önemli bir parçası olduğunu ya farkındalar mıydı? şimdi tepki derken şunu anlatmak isterim öncelikle ben. Şimdiye kadar özellikle tehcir meselesi biraz bahsedildiği için tehcirle ilgili hep sayılarla uğraşıldı. Yani her iki taraf, üç taraf, beş taraf, kimlerse bunun muhatabı, tartışanlar kimlerse, akademik çevrede de öyle. Biz bir insan hikayesi anlattık. Bir insan hikayesi anlatınca tabii bir insanın kıymeti daha çok açığa çıkar. İnsanlar daha güzel görüyorlar onu. Sayılarla orada uğraşmadık. O insanın ailesini
1915'ten bugüne kadar hikayesini anlattık. Bir insan, 1 milyon insan, 10 milyon insanın burada kıymeti yok. Bir insan bizim için kıymettir. O insan gidince her şey bitiyor zaten. Biz bunu sayılardan çıkarttığımız için, başka bir mecraya taşıdığımız için aslında iyi bir etki yarattı. Güzel de oldu. Sevildi belgeselde. Çünkü çok çatışmacı değildi. Çok güzel bir öykü. İnsan kendisini anlatıyor orada Mıgırdıç Margosyan. Bunu çatışmadan, sayılardan değil de kendi öyküsünü anlatarak anlattı. Ve o noktada onun tepkiler aldık. Yani ama böyle bir şey de anlatılmadığı için çatışmacı değil, daha çok anlamaya yönelik bir kavrayış oldu. Yani tepki aldık bu konuda, böyle güzel tepkiler. Belgesel aydınlatıcı bir film kuşkusuz. Ermeni Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Mıgırdıç Margosyan'ın okurları çocukluğunun geçtiği Diyarbakır Sur içindeki mahalleye götüren Gavur Mahallesi adlı kitabı şimdi sinemalarda sevgili dinleyenler. Almanya'da seyircilerle buluşacak.